Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanlığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümünde anma programı gerçekleştirdi. CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altacakayışoğlu, ilçe başkanları, il yönetim kurulu üyeleri, il gençlik kolları başkanlarıyla yönetimleri ve çok sayıda vatandaşla partililerin katıldığı törende ilk olarak Atatürk anıtına çelenk sunumu gerçekleştirildi. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, "Büyük Atatürk, saltanat düşkünleri tahmin ettiğin gibi her yerden senin adını silmeye çalıştı. Stadyumlardan, caddelerden, kamu kurumlarından, kitaplardan ve nice yerden. Ama bir kez daha gördük ki tek bir yerden adını silmeye başaramadılar ve başaramayacaklar," dedi. Uçurumun kenarındaki yıkılmış bir ülkeye hayat vermek için kendi hayatını feda eden büyük önderin huzuruna bir matem havasından çok umudumuz, inancımız ve sarsılmayacak mücadele irademizle geldik. Büyük Atatürk, saltanat düşkünleri tahmin ettiğin gibi her yerden senin adını silmeye çalıştı. Stadyumlardan, caddelerden, kamu kurumlarından, kitaplardan ve nice yerlerden. Ama bir kez daha gördük ki tek bir yerden adını silmeyi başaramadılar. Bu milletin gönlünden Mustafa Kemal Atatürk'ün adını silmeyi başaramadılar ve başaramayacaklar. Ektiğin özgürlük tohumları bugün çocukların ve gençlerin yüreğinde filiz vermeye devam ediyor. Bu ülkenin aydınlık yürekleri kurduğun cumhuriyete meydanlarda sahip çıkıyor. Kul olmaktan kurtardığın Anadolu halkı köylerde ve kasabalarda adını haykırıyor. Görevin bitmemiştir ve bitmeyecektir. Ben toprak olduktan sonra da devam edecektir sözün hala yüreğimizde yazılı.